Alt toplam. Bu derste Excel'de alt toplamın nasıl alınabileceğini öğreneceğiz. İlk olarak elimizde bir ürün listesi var. Gördüğünüz gibi ürün adları dağınık bir şekilde sıralanmış. Bizdeki ürün adları sadece açelya, papatya, karanfil, lale ve sümbül. 5 adet ürünümüz var ve bu ürünlerin toplam tutarlarını görmek istiyoruz. Fakat her bir üründe farklı bir toplam tutarı görmek istiyoruz. Örneğin açelya ürünlerine ait toplam tutar ne kadar olacak? İlk önce bir sıralama yapalım A'dan Z'ye. Giriş sekmesinde en sağda sıralı filtre uygula. A'dan Z'ye sıralaya tıkladım. Ve artık gördüğünüz gibi ürünlerim A'dan Z'ye sıralandı. Açelya, karanfil, lale, papatya ve sümbül olmak üzere 5 farklı ürünüm var. Bunların alt toplamlarını görmek istiyorum. Ve bunu yapmak için ilk olarak veri sekmesine tıklıyorum. Daha sonra sağda ana hat bölmesinde alt toplam var. Bir kez tıkladım. Bana bir pencere açılacak. Neyin alt toplamını görmek istiyorsun diye soruyor. Satış nolarının değil elbette. Ürün adlarının. Ürün adlarının toplamını, sayımını, ortalaması, maksimum, minimumu hepsini görebilirim. Fakat ben sadece toplamını görmek istiyorum. Fakat bu toplamların neyini, hangi toplamı görmek istiyorum? Fiyatın toplamı mı, adetin mi, tutarın mı? Ben sadece tutarı seçtim ve daha sonra tamama tıklıyorum ve bana böyle gördüğünüz gibi bir liste açacaktır. Açelya'nın toplam tutarı 3.749 çıkmış. Karanfilin 1.920. Lalenin 4.164. Papatya'nın 558 en düşük. Ve sümbülün 3.261 Türk lirası çıkmış. Ve genel toplam ise 13.652 lira çıkmış. Peki bu toplamları sadece alt toplamları görmek istersem ne yapmalıyım? Bunun için soldaki 2 numaralı düğmeye bir kez basıyorum ve sadece bana alt toplamları getirecektir. Tekrar açmak istersem 3'e tıklıyorum. Tüm listem açılacak. Sadece genel toplamı görmek istiyorsam ise 1'e tıklamam yeterli. Gördüğünüz gibi oldukça yararlı bir işlev.